Evet, değerli basın mensupları. Bugün burada Türkiye Barolar Birliği, Hak İş Sendikaları Konfederasyonu, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Emekliler Derneği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odalar Birliği adına ilimizde bulunan sektör temsilcilerinin katılımlarıyla 81 ilde aynı anda tüm oda ve borsalarda birlikte bu açıklamayı yaparak sizler aracılığı ile hem ülkemiz hem de dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Türkiye 9 Ekim 2019 Suriye sınırı üzerinde Barış Pınarı adı verilen sınır ötesi harekatını başlatmıştır. Amaç hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de ülkemiz ve bu bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK, PYD, YPG ve DAEŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi terörle mücadele kararları ile Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca son 2 yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmani eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedirler. Suriye'deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insani hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamızı bekleyemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında da gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bu bölgede hayat normala döndü. Barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Türkiye'nin elinden gelen tüm imkanlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyuna gördü. Çünkü biz inanıyoruz ki gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yapmaktan yana hiç olmadık, bundan sonra da hiç olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye'nin terörle mücadeleye dönük çabaları etnik ve dini temizlik de dahil olmak üzere insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK, PYD, YPG ve DAEŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açmak Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da hakkında olunacaktır. Bu nedenle Türkiye'nin başlattığı her harekat Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmedir. Tüm bu gerçekler ışığında uluslararası camiayı teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. Son olarak
şunu da herkesin bilmesini istiyoruz. Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditler, Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplum örgütleri olarak bir ve beraber olarak en güzel cevabı vereceğiz. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Üst kuruluşlarımız, yurt dışındaki muadilleri olan kurumlar ve üyesi oldukları uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmaya ve ülkemizin bu haklı duruşunu aktarmaya başlamışlardır. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı özellikle sosyal medya bilgi kirliliği ve provokasyonlarına karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemeyecek. Aramıza kimse fitne, fesat sokamayacak. Bizi birbirimize düşman edemeyecek. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin hep yanında olacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, mekanları cennet olsun diyoruz. Yaralılarımıza Rabbim'den acil şifalar temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın, Allah yar ve yardımcımız olsun diyor. Bu birlik ve beraberliğin ilerleme sürmesini istiyoruz. Saygılarımızla.